Ama yeni plan diğer sezonun başlamasına 1,5 ay kala... Futbol Federasyonu gitti, istifa etti. Şenol da gitti. Önümüzdeki Mayıs'ta bir daha mı karar değişecek? Ben geldim teknik direktör. Olur mu lan bu dedim, 10 yabancı dedim. Ne olacak? Öyle oluyor zaten. Federasyon başkanı oldum. Sürekli 11 yabancı dedim. Ne oldu? Abi böyle bir şey var mı ya? Türk futbolu böyle mi idare eder Allah aşkına ya? 2000, 2001, 2005, 2007, 2008, 2010, 11, 13, 14, 15 sürekli değişen bir liste görüyorsunuz. Ya ben sahanın kenarında teknik direktörüm. Lan ben kimi soktum? Kaç kişi var lan sahada? Diyeceğim yanındakilere şeyler yazın lan. 8 oynuyor. Yok soktum çıkardım. Yanlış soktum. Oyun kuralı ihlali. Hükmen mağlubiyet. Başına da geldi Mustafa Deniz'in. Geldi. Ya ben bunu mu düşüneceğim? Ben sahadaki oyunu mu düşüneceğim abi? Var mı böyle bir şey ya? Arkadaşlar. Böyle aptalca bir olay var mı ya? Lan ben maça mı bakacağım? Bakacağım kenara. Lan bu yabancı, bu yerli. Bu yerliyi soksam yabancıyı çıkaracağım. Bunu sağ bek mi lan? Sola alayım yerliyi çıkarım. Yabancıyı sokayım. Ben onu mu düşüneceğim? Maça mı düşüneceğim ya? Hiç bilinmeyenli denklemdir. Ya olacak iş mi ya? Hıncal ya. Ya bana bunu izah edin abi. Hocam. Galatasaray'ın kulübesinde kaç tane sivil oturuyor futbolcu dışında? Yardımcı diye kaç kişiye para veriyorlar? Orada bir görevli yönetici de var. Gel Üncal, senin görevin sadece buna bakmak. Öyle yapacaklar muhtemelen. Tabii abi, böyle bir şey olur. Ama biz şu yüzden Türk milli takımına adam bulamaz hale geldik. Var ya, yabancılar var. Basketbolda dışarıda, da öyle değil miyiz? Dışarıda oynayan topçular var abi. Milli takım sahaya çıkıyor. Herifin aldığı süre 3 dakika. 3 dakika süre alan basketbolcu milli oluyor. Bu serbestlik yüzünden. Dışarıda oynayan yerli oyuncular var ya. Amerikan sokak çocuklarını... Gurbetçiler. Tabii olacak abi. Tabii olacak. Ama benim ülkemde... Bu tesadüf, evde çok oturuyoruz ya... Aşağı küme maçlarını seyrediyorum. Yani eski şeyler, tabirlerin ikinci küme maçlarını seyrediyorum. İkinci küme maçlarında ne yabancılar var ya? Var. Yahu koskoca o var. Vilayette ben zamanında biliyorum oraları. Gittim gezdim hepsini. Kendi vilayetinde bir ikincilik takımının kendi vilayetinde futbolcusu çıkmaz mı bir tane ya? Peki sana o zaman bir soru yönelteceğim. Gidip 3 kuruşa Afrikalıyı, Güney Amerikalıyı bilmem neyi şunu bunu alıp getireceğine, şey zengin edeceğine, agent. Peki bunun sorumlusu Türk Futbol Federasyonu mu sevgili İncan? Ben alıyorum. Abi Türkiye'de benim yaşım 72, sen kaç yaşına basacaksın? Türkiye'de Futbol Federasyonu var mı? Hocam bir şey söyleyeceğim sana. Ha, sen, Türkiye'de Futbol Federasyonu yok. ANAP, Doğru Yol, işte... Şimdi AK Parti var, CHP var, var oğlu var. Açtığın zaman sporla ilgili kaç sayfa okuyorsun programlarında? Kaç sayfa var ya spor? Yani biz geldiğimiz zaman şunu yapacağız. Şunları yapacağız temel. İşte futbolda bunları yapacağız, basketbolda bunları yapacağız, atletizmde bunları yapacağız. Ya sayfa sayfa karar olması lazım. Bunları birilerinin yazması lazım. Ya partilerde bunları yazacak adamlar yok hocam. Ben bu yaştayım. Hiç görmedim sevgili Öncan. Sen gördünse bana söyle. Abi söyleyeyim. Çünkü bu sırf Futbol Federasyonu'nun işi değil. Bu kadar adam oynuyorsa alt liglerde bu yalnız federasyonun da gücü yetmez buna. Devletin gücü yetecek bu işe abici. Ama hep devletten iş beklemiyoruz. Hep devletten ama devlet bana açacak yolu, verecek yetkiyi, bileni getirecek abi, bileni getirecek. Soruyu soruyorsun, cevap verme fırsatı vermiyorsun. Türkiye'de bir spor bakanlığı kurulmasının fedailerindendim ben. Hayatta en büyük yaptığım yanlış ve utançtır. Sporun içine siyasetin karışmasını istemişim meğerse farkında olmadan. Ya siyaset bu sporu spor kalkınsın diye değil, kendi partilerinin oradaki oyları için kullanmaya başladı. Ama bizim bunlar siyasete katılsın dediğim zaman durum böyle değildi. Ben Türkiye'de Spor Bakanlığı kurulurken onun yeri Spor Bakanlığı'na İsmet abinin geleceğini biliyordum. Herkes de biliyordu İsmet Sezgin'i. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Severdim İsmet abiyi. Tabii. İsmet abi ayrılırken onun yerine gelecek olanları da biliyorduk. Biz herkesi biliyorduk. Beni biliyor muydun? Hı? Beni biliyor muydun geleceğimi? Bilmiyordum. Onu duymadım. 91'de seçimi kazansaydım Mersin'den Spor Bakanı ben oluyordum. Olabilir. Cavit abi yapıyordu. Olabilir. Şimdi... Ben kazanamadım. Kazanamayınca Mehmet Ali Yılmaz oldu. Şimdi, o devir. Şimdi şuraya git. Spor Bakanı. Yani biz Orhan abiyi de tanıyorduk. Avni abiyi de tanıyorduk. Bunların hepsi sporun içinden yetişmiş, buram buram spor bilen, buram buram spor kokan, böyle karşı karşıya oturduğu zaman sabaha kadar spor konuşacağın adamlardı. Ve kapılara açık dururdu bunların hep. Spor yazarları gitti mi sekreterden randevu almazdı. İçeri girer oturur, bakanla konuşurdu, müsteşarla konuşurdu. Şimdi spor bakanı kim? Mehmet Bey. Mehmet Hayır Mustafa. Soruyorum, adını bilen var mı? Ama çok aktif bir bakanımız var ve Hayır abi. O iyi iletişime sahip bir insan. Hayır yani abi ben onu diyorum Mehmet bu adamın adını spor dünyasında spor bakanı olmadan duyan var mı? Ya ondan da söylüyorum. Onu söylüyorum abi. Yani Spor Bakanlığı kurulurduğu ve devam ettiği süredeki ortama bak. Günümüzdeki ortama bak. Sporun içinden gelsin diyorsunuz siz. Gelsin demiyorum abi. Öyleydi. Şimdi artık değil. Onu söyledim. Yani Türkiye'de Futbol Federasyonu da artık seçilmiyor. Seçim komedi. Futbol Federasyonu. Federasyon ne demek? Birlik demek. İlk kurulduğu zaman İngiltere'de Futbol Federasyonu, dünyanın ilk federasyonu. Onun için adı onun İngiltere Federasyonu değildir. Federasyondur. Evet. Sadece federasyondan değil mi? Kulüpler Birliği demek federasyon. Türkiye'deki federasyonda Kulüpler Birliği'nin seçim kazanma şeyi bile yok. Oy sayısı bile yok. Bütün kulüpler bir araya gelse kulüp temsilcileri Spor Bakanlığı'na bağlı devletin temsilcilerinin sayısı daha fazla. Yani Spor Bakanı kimi derse federasyon başkanı o. Futbol Federasyonu, Basketbol Federasyonu, Atletizm Federasyonu, o federasyon mu federasyon? Her şeyi devlet seçiyor ama o devleti kuran hükümetin ve partinin programında spor yok. Doğru Emre. Erbakan dedi. Ben gelirsem şunu yapacağım diye bir vaat yok. Daha ötesi var. Bütün bu rezilliklerin sebebinin milyarlık anonim şirketleri, hepsi AŞ'ye zaten, hala dernekler yasasıyla yönetmemiz. Evet, o futbolla ilgili o yasa. Fenerbahçe'yi şu hale getiren, Galatasaray'ı o hale getiren, Beşiktaş'ı bu hale getirenler, kabul edenler etmeyenler edilmiştir. Allah'a ısmarladık gidiyorlar. Bunu önleyecek yasa mecliste 15 senedir. Yahu şunu gündeme alalım diyen yok. Ayağımıza kurşun sıkıyoruz. Ben size söyleyeyim. Başakşehir şampiyon olacak. Görünüyor. Bir de Trabzon'un şampiyon olduğunu düşün. Bir de Galatasaray'ın, Fener'in şampiyon olduğunu, Beşiktaş'ın şampiyon olduğunu düşün. Bir Fener'i düşün. Fener alayları, bilmem neler, satışlar, kameralar, televizyonlar. Başakşehir olacak. Herhalde bir otobüsten gezerler. Başakşehir'de biter bayraklarla bir otobüs. O da akrabalı. Abicim bakın şey, bu işin bir şey... Tabii olsunlar. Bir şey sorayım Erman Hoca. Olsunlar. Bir şey hoca. Başakşehir şampiyon olacak. Tamam. Başakşehir şampiyon oldu diye Hürriyet veya da Sabah tefrika yaptı. Nasıl şampiyonluk yolunun hikayesi diye. Kaç tiraj alır abi? Ya da ATV, A Spor bir belgesel yaptı. Sana o zaman bir şey anlatayım sevgili Şansa. Diye yayınladı. Sana o zaman ne bir şey alır anlatayım. Rating? Sana o zaman bir şey anlatayım. İşte bu sen abi. Sen bizim Fener'i İstanbul'da 2-1'lik yendiğimiz maçı hatırlarsın 8 kişiyle. Hatırlarsın onu. İlk ben atıldıydım. 3 kişi Sabri Vermutlu bizi Namık Seviye'ye götürdü. Milliyete. Girdik Namık Sevin'in yanına. Sohbet ediyoruz. O sırada Şükrü Gülesin geldi rahmetli. Ulan dedi Datku dedi hiç kafan çalışmıyor lan dedi. Çık adamı indir orada dedi gol atmasın dedi Köksal.